Merhaba arkadaşlar. 8. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde öncelikle bir parmak egzersizi çalışacağız. Ardından ise Karadeniz yöresine ait bir türkümüz ile dersimize devam edeceğiz. Şimdi dersimize başlayabiliriz. Arkadaşlar, bu egzersizimiz 2 dörtlük olarak yazılmış ve donanımında si bemol ve mi bemol değiştireçleri kullanılmıştır. Ayrıca egzersizimiz 6 ölçüden oluşmaktadır. Şimdi egzersizimizin bonasını yapalım ve ardından ölçü ölçü egzersizimizi çalalım. Re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, fa, sol, la, si, sol, la, si, do, la, si, do, re, si, do, re, mi. Şimdi ilk iki ölçümüzü çalalım. Şimdi üç ve dördüncü ölçümüzü çalalım. Şimdi 5. ve 6. ölçümüzü çalalım. Evet arkadaşlar, egzersizimizi ölçü ölçü çaldık. Şimdi ölçülerimizi birleştirelim. Arkadaşlar, günlük çalışmalarınız arasına bu egzersizi de dahil edin ve sabırla çalışmaya devam edin. Zaman geçtikçe parmaklarınızın geliştiğini ve egzersizi daha hızlı ve güzel çaldığınızı göreceksiniz. Şimdi sizlere bu egzersizi birkaç farklı tempoda çalacağım. Evet arkadaşlar, bu çalışmamızın ardından şimdi Trabzon yöresine ait Askaros Deresi adlı türkümüzü çalacağız. Bu türkümüz 5-8'lik ritim kalıbı ile yazılmış ve donanımında si bemol 2 değiştirici kullanılmıştır. Bu türkümüz ile birlikte ilk kez 5-8'lik bir eserin bonasının nasıl yapıldığını ve nasıl çalındığını da öğreneceksiniz. Peki arkadaşlar, 5-8'lik ritim nedir? Arkadaşlar, 5-8'lik ritim yazıldığı şekile göre ayakla her 8'lik nota için bir kez vurulmasıdır. Bu ritim kalıbına ayrıca Türk aksağı da denir. Birazdan türkümüzün bonasını yaptığımızda bu ritim kalıbının okunuşunu pekiştireceksiniz. Şimdi türkümüzün bonasını yapalım. Sol, 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 do, si, la, sol, 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 do, si, la, re, 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 do, si, re, 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 do, si, do, si, la, 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 si, sol, do, re, mi, 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 re, do, re, 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 do, si, re, 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 do, si, do, si, la, 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 si, sol, do, re, mi, 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 re, do, re, 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 do, si, re, 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 do, si, do, si, la, 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 si, sol, 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 do, si, la, sol, 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 do, si, la, re, 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 do, si, re, 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 do, si, do, si, la, 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 si, sol.
Arkadaşlar, sizlerin de dikkatini çekmiştir. Eserin ilk ölçüsünde bir notaya birden fazla parmak numarası yazılmıştır. Yine aynı durum 6. ölçü için de geçerlidir. Bu durum uzun saplı bağlamımızda akor kullanımına girer. Peki akor nedir? Arkadaşlar, akor basitçe birden fazla sesin belirli bir düzen içerisinde aynı anda duyurulmasıdır. Bağlamamızdaki sol akoru 1. telde re perdesine 4 numara, 2. telde sol perdesine 4 numara ile basılmasıdır. 3. telimiz zaten sol sesi olduğu için buraya basılmaz. Çalarken ise tüm tellere vurulur. Ek olarak 4 numaralı parmağımıza daha fazla güç katmak için diğer parmaklarımızı bu küçük parmağımızın üzerine koyarız. Yine başka bir akorumuz 6. ölçüde la notalarına denk gelen yerde kullanılmıştır. La akorumuz yukarıdan saymaya başlarsak 3. telde la perdesine 5 numarayla, 2. telde mi notasına 2 numarayla basılmasıdır. 1. telimiz zaten la sesi olduğu için bu tel boştadır. La akorunu duyururken sol akorunda yaptığımız gibi tüm telleri vururuz. Şimdi ilk müzik cümlemizi oluşturan ilk iki ölçümüzü solfej yaparak çalalım. Sol 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 do si la. Sol 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 do si la. Şimdi ikinci müzik cümlemizi yani 3, 4, 5, 6 ve 7. ölçülerimizi solfej yaparak çalalım. Re 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 do si, re 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 do si, do si la, la 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 si sol. Arkadaşlar, şimdi çaldığımız iki müzik cümlesini birleştirelim. Evet arkadaşlar, şimdi 8. ölçüden 15. ölçüye kadar çalalım. Ayrıca bu kısmın tekrar ettiğini de göreceksiniz. Hatta türkünün devamının yani 15. ölçüden başlayıp türkünün sonuna kadar giden kısmın daha önce çaldığımız ilk iki cümle ile aynı olduğunu göreceksiniz. Şimdi 8. ölçüden itibaren çalmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, aslında türküdeki tüm kısımları çaldık. Şimdi tekrar işaretlerine de uyarak eserimizi başından sonuna kadar çalalım. Sol 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 do si la. Sol 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 do si la. Re 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 do si. Re 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 do si do si la. La 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 si sol. Do re mi. Thank you.
dersimizin daha sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yan tarafı derindir, yan tarafı derindir. Askaros deresinin yan tarafı derindir, yan tarafı derindir. Bugün de böyle geçti, bugün de böyle geçti. Yarın Allah, yarın Allah kerimdir. Yarın Allah kerimdir. Bugün de böyle geçti, bugün de böyle geçti. Yarın Allah, yarın Allah kerimdir. Yarın Allah kerimdir. Trabzon, senden ayrı, senden ayrılacağım, senden ayrılacağım. Oy Trabzon, Trabzon, senden ayrı, senden ayrılacağım, senden ayrılacağım. Sen aklıma gelende, sen aklıma gelende. Düşüp ayı, düşüp ayılacağım, düşüp ayılacağım. Sen aklıma gelende, sen aklıma gelende. Düşüp ayı, düşüp ayılacağım, düşüp ayılacağım.